Hoş geldiniz. Size endüstriyel biyoteknoloji hakkında bir hikaye anlatmak istiyorum. Ve bu hikayeden yola çıkarak biyoteknoloji biliyorsunuz 21. yüzyılda çok önemli olacağı düşünülüyor. Biyoteknoloji üzerine bir tartışma yapabileceğimizi mühendislik, verim, mülkiyet hakkı, doğa, insan, rasyonel akıl gibi konularda etrafında dönen bir tartışma yapabileceğimizi düşünüyorum. Bilim kandilinde zaten yapmak istediğimiz şey bu. Topluma yakın konularda, herkesin sözü olan konularda bilimsel tartışmalar yapabilmek. Bu haber Radikal Gazetesi'nde çıkmıştı 2008 yılında. Güney Afrika'da yeryüzünden 2.8 kilometre aşağıda derinde bir altın madeninde bir bakteri bulunmuş ve tek başına yaşıyor. Güneş ışığıyla hiçbir alakası yok. 60 derece sıcaklıkta yaşıyor. Yani koşullar felaket. Doğal olarak tek başına yaşıyor. Başka hiçbir arkadaş bulamamış kendisine. Bu haberi başka bir türlü de okuyabiliriz. Aslında koşullar bu kadar ekstrem olmadığı durumda mikroorganizmalar ve diğer canlılar beraber yaşarlar. Hani eğer enerji varsa, besin varsa orada bir ekosistem oluşur. Burada yalnız derken onu da altını çizmek isterim. Bu bir bacillus cinsi bir bakteri. Bu görüntü de 6 saat içinde çekilmiş. 20 saniyelik bir video ama 6 saati gösteriyor. Yine de 6 saatte ne kadar çoğalabildiğini görüyoruz. Yalnızlar ama aslında çok sayıdalar. Fakat sadece kendi türü var. Biraz önce bahsettiğim bakteri de o altın madeninde tek başına yaşıyor. Ve o da çok ilginç bir örnek. Şu ana kadar dünyada bilinen tek ekosistem, tek bir canlıdan oluşan başka bir ekosistem yok. Onun dışında bizim ekosistem dediğimiz şey birçok canlının birçok ilişki içinde olduğu mikroorganizmalar ve makroorganizmaların işte güneşten gelen enerjiyle ve kimyasalların, besinlerin ve enerjinin dönüşümüyle işte birbirini yiyenler, rekabetler, işte ölen canlıların çürükçül mikroorganizmalar tarafından tekrar kimyasal olarak sisteme kazanılması. Böyle bir döngülerden bahsediyoruz. Pek çok alanda da insanlar bu mikrobiyal ilişkileri ve bu canlıların bir arada olmasına doğanın bu özelliğini kullanıyorlar. Biyolojik haritmada biliyoruz şehirlerimizin atık suları, kanalizasyon suları havalandırılarak, karıştırılarak mikroorganizmalar zaten onları parçalayabiliyorlar, organik molekülleri ve zararsız, kirletici olmayan bileşiklere dönüştürebiliyorlar. Sindirim sistemimizde pek çok canlı var gördüğünüz gibi. Bizde ben dediğimiz şey Birleşmiş Milletler gibi bir şey aslında. Her bir insan hücresine karşılık yaklaşık 20 tane mikroorganizma ile birlikte yaşıyoruz. Ve bunların asalak olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü eğer onlar olmasa sindirim sistemimiz iyi çalışmazdı mesela. Birlikte yaşıyoruz. Orada bir ekosistem var ve biz onu kullanıyoruz. Onlar bizi kullanıyor. Bir örnekte ziraatten vermek istiyorum. Ateş yanıklığı diye bir hastalık var. Türkiye'yi de etkiliyor. Yaz aylarında armut ve elma ama daha çok armutların bazen bu gördüğünüz şekilde artık yenemez ve satılamaz olmasını sağlıyor. Erwinia amylovara diye bir patojen, Erwinia cinsi bir bakteri buna yol açıyor ve arılarla yayılıyor bu hastalık. Buna karşı üretilen çözümlerden bir tanesi, bununla mücadele etmek için üretilen çözümlerden bir tanesi, biyokontrol dediğimiz bir şey. Bu aynı cins başka bir bakteri, Erwinia herbicola, oldukça çok benziyor metabolik olarak ama patojen değil. Erwinia herbicola eğer bu çiçeklere daha önce gelirse, patojen canlı yer rekabeti nedeniyle orada kendisine yer bulamıyor ve bu hastalık meydana gelmiyor. Ve arılarla yayıldığı için aynı şekilde bu sistemi düşünmüşler. Meyve nektarlarını bu patojen olmayan Erwinia cinsi bakteriyle birlikte karıştırmışlar. Ve bu armut ağaçlarının altına geniş tabaklara yaymışlar. Arılar önce tabii ki bu meyve nektarlarını üşüştükten sonra
yine çiçeklere gitmişler. Dolayısıyla böyle nerede hastalık bulaşacaksa oraya bir inokülasyon yapmışlar, bir ekim yapmışlar. Dolayısıyla çok büyük oranda, büyük bir başarıyla bu hastalığı engellemişler. Bu hastalığa bir çözüm olmuşlar. Bütün bu gördüğünüz örneklerde aslında çok doğal bir şekilde doğada bu canlılar beraber yaşıyorlar ve hani bir kere bunu kabul etmek zorundayız. Hani onlarsız yapmıyoruz ve bu ekosistemleri nasıl değiştirebileceğimizi, bu ilişkileri nasıl dahil olabileceğimizi ya da yönetebileceğimizi onları bir arada değerlendirerek düşünüyoruz. Evet, bizim vücudumuzda sinir sisteminden başka mikroorganizmaların bizim metabolizmamıza katılabildiği yer var mı? Valla yani bulundukları pek çok yer var. Supan'la konuşuyorduk. Akciğerde vardı mesela, değil mi? Ama yani metabolizmanın parçası olduğunu bence yok. Bence başka bir yer olmaması lazım. Ama tabii bulundukları çok yer vardır da. Abi, belki ağız olabilir ama o da sindirim sisteminin bir parçası diye düşünebiliriz. Biyoteknoloji dediğimiz zaman biyoloji ve teknoloji kelimelerin birleşimi olarak düşünebiliriz. 1919 yılında bir Macar Karl Ereke ilk kez onu tanımlıyor. Onun yaptığı tanım bugünkü Avrupa Biyoteknoloji Federasyonu'nun tanımına benziyor fakat o daha çok aslında endüstriyel biyoteknoloji, bugünkü anlamda endüstriyel biyoteknoloji dediğimiz şeyi tanımlamış. Yani ham maddelerden yeni ürünler dönüştürmüş. Onun dışında pek çok başka biyoteknoloji alanları da var. Mesela biyomedikal, işte kalp pilleri, şunlar bunlar da aslında biyoteknoloji uygulamaları oluyor. Ona kırmızı biyoteknoloji, sağlık diyoruz. Aynı şekilde gıda, tarım gibi başka alanlarda, demin gösterdiğim çevre uygulamalarında farklı renklerle kodlamışlar ve birbirinden ayrıştırıyorlar. Çünkü konular giderek karmaşıklaşıyor. Artı bu renklerden daha çok var. Biyosensörler için renk kodu var. Biyopatentler için renk kodu var. Biyoterör suçları ve biyolojik silahlar için siyah renk kodu var falan. Şimdi endüstriyel biyoteknoloji çok farklı bir şey yapıyor. Burada gördüğünüz bir biyoreaktör. Oldukça karmaşık bir cihaz gibi görülse de aslında çok basit bir şey yapıyor. Şurada bu biyoreaktörün merkezi var. Bütün amaç burada tek bir canlıyı, bir mikroorganizmayı ya da bazen bir bu gerçi büyük ihtimal mikroorganizmalar için ama bir hayvan hücresini ya da bitki hücresini de olabilir. Burada en uygun koşullarda tutuyor. Ve bütün bu teknoloji ve bu insanlar bunun için oradalar. O en uygun koşulda tutmakta o canlının en mutlu ya da memnun olacağı, en fazla çoğalacağı koşullar değil. Bizim en fazla verim elde edeceğimiz, ne üretecekse, diyelim ki antibiyotik üretmesi için strese girmesi gerekiyorsa, tam istediğimiz gibi strese girdiği koşulları yaratıyoruz. Sıcaklık, pH, oksijen, karbondioksit, ne gerekiyorsa. Orada öyle bir dünya yaratıyoruz ki, ekosistem yaratıyoruz belki de. O kültür koşullarında maksimum üretim gerçekleşiyor. Bu insanların böyle giyinmesinin nedeni de kontaminasyon dediğimiz, yani başka herhangi bir canlının bu sisteme karışması kesinlikle istemediğimiz bir şey. Endüstriyel biyoteknolojinin yaptığı bu şey, doğadaki mikroorganizmaları alıp onları tamamen birbirinden ayırmak ve tek başlarına kullanmak. Oldukça farklı bir uygulama. Ama neden? Çünkü yapılabilir. Bir de böyle bir tarafı var. Tabii ki şehrin biyolojik arıtım yaptığım zaman şehrin kanalizasyonunu bütün canlıları ayıramam. Ya da hepsini steril edip tek bir canlı koyamam. Buraya endüstriyel biyoteknolojide kullanılan organizmaları ya da ürünleri yazdım. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi bu doğanın teknolojisi. Dolayısıyla bütün mikroorganizmaların, bitkilerin, hayvanların ürettiği o kadar çok madde var ki yani bizim organik olarak neye ihtiyacımız varsa onun bir üreticisi vardır. Dolayısıyla bu listeler aslında çok daha, bu ürün listeleri çok daha geniş. Biyoteknoloji deyince ekmek, bira ya da şarap yapılmasından bahsetmiyorum. Çünkü binlerce yıldır yapılıyor bunlar ve mikroorganizmalar tabii ki bu fermentasyonları, dönüşümleri gerçekleştiriyor ama o zaman yani 1000 yıl önce mikroorganizmanın ne olduğunu bilmiyordu insanlar.
Fakat mikroskopu keşfedince mikroorganizmaların varlığından haberdar oldular. Sonra 1856'da Pasteur fermentasyonlardan sorumlu olduğunu mikroorganizmaların gösterdi. Ve giderek artık bu ne olup bittiğini bildiğimiz ve yönlendirebildiğimiz bir sürece dönüşmeye başladı. 1917'de ilk defa tek bir canlıyla, yani saf kültür dediğimiz bir fermentasyon gerçekleştirildi. Ve ondan beri de bu saf kültür fermentasyonları çok hakim bir hale geldi. Endüstriyel biyoteknolojide. Ondan önce bir de şeyi de vurgulamak istiyorum. Carlsberg Enstitüsü kurulmuştu 1875 yılında. Onu da biyoteknolojinin başlangıcı olarak görenler var. Çünkü biranın teknolojisiyle birlikte bu mayalar hangi sıcaklıkta daha iyi bira üretirler, ne kadar oksijene ihtiyacı var, ne zaman alkol üretiyorlar, ne zaman çoğalıyorlar. Bunun üzerine de mühendislik araştırmalar yapmaya ve uygulamalar yapmaya, üretim yapmaya başlamışlar. Dolayısıyla belki 1875'te endüstriyel biyoteknolojinin başladığını da düşünebiliriz. Tabii Birinci Dünya Savaşı'nda işte biraz işler hız kazanmış. Kaynaklar tükendiği zaman biyoteknoloji biraz yardıma koşmuş. İngilizler aseton üretiyorlar, onu patlayıcıda kullanmak için üretiyorlar mesela. Almanlar da tek hücreli proteini hayvanları beslemek için acil, hızlı bir besin olarak tek hücreli protein üretiyorlar. Yani mesela bira yaparken alkol üretmesin de maksimum miktarda mayalar çoğalsın. Çünkü oldukça besleyici bir şey. Ve o mayayı sonra başka şeylerle karıştırarak belki tadı kötü ama besleyici bir gıda üretelim. Bu konuyu araştırırken gördüm. Aslında daha önce de duymuştum ama tam bilmediğim bir konu. Fakat Sovyetler Birliği de galiba bu tek hücreli proteini denemiş insanların kullanımı için. İşte daha ekonomik ve besleyici olsun diye. Ama tabii tadı çok kötü olduğu için hani ikna edememiş sanırım insanları. Bu şimdi yüksek proteinli hani şeyleri verdikleri de öyle bir şey mi acaba? Sporculara falan hani bazen... Protein ağırlıklı veriyorlar ama öyle bir şey olabilir belki. Yani. Belki olabilir. Bu tek hücreli bu mayaların ekstrakları mesela başka mikroorganizmanın büyümesinde falan da kullanılıyor. Evet. Çok destekleyici bir şey. Sonra işte 1919 yılında biyoteknoloji terimini duyuyoruz. Biliyorsunuz penisilin üretiliyor. Ve aslında 1940'larda 50'lerde inanılmaz bir hızla fermentasyon teknolojisi gelişiyor ve mikroorganizmalardan ne üretebiliriz, en iyi hangi koşullarda üretebiliriz, bu konuda çok fazla araştırma ve çok fazla endüstriyel uygulama görüyoruz. Fakat 40'larla beraber bir de genetik mühendisliği diye bir kavram hayatımıza giriyor ve işte DNA'nın yapısının anlaşılması, özellikle 1970'te restriksiyon endonükleaz enziminin üretilmesi, sonra rekombinant DNA teknolojisi, bunlardan bahsedeceğim. İşi farklı bir boyuta getiriyor. O boyutta nedir? Artık mikroorganizmaları değiştirme şansımız oluyor. Yani onların var oldukları şekilde değil, bizim istediğimiz ve tasarladığımız, düşündüğümüz şekilde bizim için çalışmalarını sağlayabiliyoruz. Rekombinant DNA teknolojisini kısaca özetlersem, eksikleri de vardır belki ya da daha da gelişiyor, fakat herhangi bir yerdeki bir geni, bu restriksiyon enzimi dediğim şey, gen restriksiyon enzimi, bir genetik materyali istediğimiz bölgesinden kesebiliyor. Eğer ben bilebilirsem, diyelim ki antibiyotik üretmekten ya da bunu şeye uyarlayalım, insülin üretmeye uyarlayalım. İnsan hücresinin DNA'sından insülin üreten genleri kesebilirsem, bu biraz basitleştirilmiş. Onun üzerine çeşit çeşit işlemler yapmam gerekiyor. Fakat onu bir şekilde bakteri hücresinin içine istediğim formatta aktarabilirsem, öyle bir format olsun ki bakteri insan hücresinden alınmış genle birlikte yaşasın, normal çoğalsın, üretici şeyleri üretsin ama bir şekilde onun genetik kodunda kendi varlığıyla hiçbir ilgisi olmayan bir de insülin diye bir madde çıksın ortaya. Ve bu çok başarılı oluyor tabii ki. Daha önce sanıyorum domuzlarla üretilen. Yani çok yani zor koşullarda inanılmaz pahalı olan bir ürün insülin. Bu ilk
genetiği değiştirilmiş organizma oluyor bu işi yapan. 1978 yılındaki Escherichia coli. Bir de gen amplifikasyonundan bahsetmek isterim. Yabani tür dediğimiz şey doğadaki bir mikroorganizma. Doğadan izole ettim. Diyelim ki Bacillus lichenoformis. Ve diyelim ki basitresin antibiyotini üretebiliyor. Ama ne kadar üretiyor? Geninde bir birim üretmesi için bir genetik bilgi yazılmış durumda. Yine aynı şekilde onu kesebilirim. Polimeraz zincir reaksiyonları yardımıyla onu çoğaltabilirim, o genetik dizini. Ve aynı bakterinin içine sıra sıra yazabilirim. Teorik olarak bu yapılıyor. Ve pratikte de yapılıyor. Dolayısıyla bu organizma, tabii ki hani işte bunun bir üst sınırı elbette var. Fakat çok daha kat kat fazla aynı antibiyotiği üretebiliyor. Dolayısıyla aynı mikroorganizmadan inanılmaz çok verimli bir ilaç üretilmesi ya da başka bir madde üretilmesi mümkün. Biraz da kültür koleksiyonlarından bahsedeceğim. Her yerden, doğanın her yerinden mikroorganizmaları toplayabiliyoruz. Fakat topladığımız şey karmakarışık, pek çok canlıdan oluşan ekosistemler. Onları izolasyon yöntemleriyle birbirinden ayırmamız gerekiyor. Tabii ki farklı sıcaklıklar, farklı pH değerleri, farklı besinler, bunları yaratabildiğim ölçüde oradaki mikroorganizmaların bazıları o sıcaklıkta yaşayacaktır mesela, bazısı yaşamayacaktır. Bazısı bazı pH'ta yaşayacaktır, bazısı yaşamayacaktır. Dolayısıyla aldığım örneği çeşitli koşullarda tutarak, selektif seçici besi ortamları hazırlayarak onları birbirinden ayırabilirim. Bir de bunu burada gördüğünüz gibi bu bir renk oluşturabilen bir petri tabağı. İçindeki kimyasallar nedeniyle diyelim ki pH'taki farka göre farklı renkler oluşturuyor koloniler. Dolayısıyla mikroorganizma eğer diyelim ki pH'i düşürüyorsa eğer o besi yerinde oradaki besinleri tüketirken diyelim ki maviye dönüşüyor rengi. Ama pH'i yükseltiyorsa ürettiği ürünlere bağlı olarak metabolik şeylere o zaman başka bir renk oluşturuyor. Dolayısıyla onları birbirinden ayırıp tabi buradan bir öze dediğimiz bir aparat yardımıyla diyelim ki buradan bir pembe koloni alıp onu laboratuvar koşulunda incelersek belki hala karışık bir kültürdür. Başka canlılar vardır arada. Ama bir şekilde böyle bir süreç sonunda kültür koleksiyonları yaratmış insanlar. Her canlıyı etiketlemişler. Ne üretebildikleri, genetik dizinleri yavaş yavaş tümüyle ortaya çıkıyor. Fizyolojik özellikleri uzun zamandır işte hangi sıcaklıkta büyüyor, hangi metabolik özellikler gösteriyor. Escherichia coli için bildiğim yaklaşık 1000 kadar metabolik yolu var ve hepsi tanımlanmış. Ürünleri nedir, çıktıları nedir gibi. Tabii bir de kültür koleksiyonları üzerine demin bahsettiğim tekniklerle genetik mühendisliği çalıştığı zaman o zaman bir de genetiği değiştirmiş organizmalardan oluşan kültür koleksiyonları da görüyoruz. Onlar da genellikle ticariler tabii ki. Çünkü birazdan bahsedeceğiz. Patent alınabiliyor ve çok da bir anlamda yetenekliler. Dolayısıyla bütün bunları yaparak bu resme geri döndük. Artık mikroorganizmaları tek başlarına biyoreaktörlerde tutabiliyoruz. Onları bizim istediğimiz üretimleri yapabilmelerini sağlayabiliyoruz. Peki alternatifi olabilir miydi? Hatta var mı? Evet var. Karışık kültürler aslında çok eski zamandan beri de kullanılan bir şey. Mesela diyelim ki şarap fermentasyonu dediğimiz zaman eğer üzümleri sıkıp parçalıyorsanız ve onu anaerobik bir yani oksijensiz bir kabın içine koyuyorsanız orada zaten pek çok canlı bir arada birkaç tane maya birlikte o alkol üretimini üretiyor olabilir. Mutlaka orada bakteriler de olacaktır falan. Yani geleneksel olarak zaten karışık kültürler kullanılıyor ama endüstriyel biyoteknoloji karışık kültürleri işte yaklaşık 100 yıldır oldukça dışlamış. Fakat buna karşılık son zamanlarda karışık kültürlerinde çok daha fazla kullanılabileceğini, endüstriyel üretimler yapılabileceğini savunan insanlar, araştırmacılar da var. İşte burada gördüğünüz Weimer 1991'de bence biraz romantik ve biraz bu karışık kültürle sevdiği belli olan bir tanım yapmış. Hani canlıların genetik yeteneklerinin doğal olarak bir arada kullanıldığı diyor. O kadar da değil. Hani bütün hepsi bizim için çalışmak için bir yere gelmiyorlar sonuçta. Onları bir yere getirdiğim zaman çok daha
beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz elbette. Avantajları var. Çok ucuz bir teknoloji. Demek ki biyoreaktörü gördünüz. O canlının tek başına yaşaması için oradaki besin yeri belli. İşte üretim koşullarının tamamen tekrar edilebilir olması için çok fazla yüksek bir teknoloji kullanılıyor ve çok fazla para harcanıyor. Fakat karışık kültürler çok daha ucuz teknolojilerle yapılabiliyor. Seri reaksiyonlara uygun doğal olarak, seri reaksiyon dediğim bir reaksiyonun ürününü başka bir mikroorganizma alıp başka bir şeye çevirebilir. Mesela selülozik maddeyi, tarım atıklarını bir mikroorganizma şekere dönüştürürken başka bir mikroorganizma alıp ondan hidrojen üretebilir. Bir biyohidrojen prosesi kurulabilir ki kuruluyor da. Bunlar gösteriliyor böyle bir şeylerin yapılabildiği. Kontaminasyon riski düşük ve dediğim gibi ucuz ve karmaşık besin. Mesela tarım atıklarını, endüstri atıklar değil ama işte evsel atıkları kullanabiliyoruz. Tabii dezavantajları da var. Özellikle çok fazla araştırma gerekiyor. Çünkü bu mikrobiyal etkileşimler çok az bildiğimiz bir konu. Birbirlerini nasıl etkileyeceklerini. Tek başına tutarsam aslında yaptığımız şey belki onu daha iyi anlamak için o şekilde tutuyoruz. Çünkü o zaman sınıflandırabiliyoruz, onu tanıyabiliyoruz. Ve bilgi birikiminin az olması da çok önemli. Bir bilgi birikimi oluşturmak da zor. Yani A canlısı ile B canlısı arasındaki ilişkiye dair bazı şeyler biliyor olsam da A canlısı ile C canlısı için bambaşka şeyler düşünmem gerekecek. Artı işte bir arada bulunmaları zor, kontrol edilmesi zor falan, verimler düşük. Fakat gene de işte geleneksel gıda fermentasyonlarını, işte kefir pek çok canlının bir konsorsiyumu, işte şarap ve sirke üretimi karışık kültürlerle de yapılıyor. Fakat tabii şarapta da işte tek bir mayayla daha standart bir üretim yapan tabii ki pek çok şirket de var. Bu biyogaz uygulaması geleneksel ama bugün de oldukça popüler. İşte insanlar atıklarını böyle açtıkları çukurlara atarak ama o attıkları atıkları da işte sadece diyelim tarımsal otları atmıyor da işte biraz evsel atıkla karıştırıyor. Onun bir tekniği var. Belli bir kompozisyonda onu attığı zaman metan gazı üretebiliyorlar ve onunla ısınabiliyorlar. Hatta onu enerjiye dönüştüren sistemler falan da var. Fakat bunlar tabii biraz daha şey, endüstriyel biyoteknoloji sayılmaz diyebileceğimiz şeyler. Yine de son yıllarda bu Terrebonne şirketi gibi endüstriyel biyoteknoloji için hem şey patent alan hem proses patenti alan şirketler ortaya çıkmaya başladı. Yani evet, karışık kültürlerle biz rekabetçi endüstriler kurabiliriz diyen çeşitli şirketler var. Bu Terrebonne bu üretim tesisini faaliyete geçirdi mesela. Tabii bunlar Amerika'da oluyor. Ben aslında bunu bir mühendislik sunumu, biyoteknoloji üzerine bir mühendislik sunumu olarak hazırlamak istemedim. Ama bir çerçeve çizmek istedim önce size biyoteknoloji hakkında. Bu noktada bir kavram haritası oluşturdum. Hani bu bütün bu hikaye bana neler düşündürüyor ve aslında sizin de fikirlerinizi sormak istediğim bir konu bu. Dolayısıyla bu bazı kavramlar hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Ondan sonra bir tartışma açabiliriz diye düşünüyorum. Burada daha belirsiz hatlarla çizdiğim ilişkiler mesela saf kültürün mülkiyet haklarıyla daha fazla ilişkisi var. Ama karışık kültürün daha az ilişkisi var. Çünkü karışık kültürün kullandığı organizmalar herkese ait doğada. Fakat saf kültür genellikle genetiği değiştirilmiş ve patentlenmiş organizmaları kullanıyor. Buna benzer şekilde daha güçlü ilişkileri daha kalın çizgilerle çizdim. Önce mikrobiyal etkileşimlerden bahsediyorum. Mikrobiyal etkileşimler konusu hakikaten zorlu bir konu. Dolayısıyla saf kültür yaklaşımları çok niye böyle geliştiğini hakkında ipucu veren bir şey. Bu Fredrickson'ın 1977'deki sınıflandırması. Bunları biliyorsunuzdur işte. Amensalizm, komensalizm işte. İki canlıyı aynı ortama koyuyorum. Sıcaklık belli.
diyelim ki bir gün sonra bakıyorum sayısı artmış mı azalmış mı? Artmışsa işte demek ki o onu baskılamış, o çoğalmış ya da işte ikisi birden arttıysa işbirliği yapmışlar falan. Ve 1977 yılında yapılan bir çalışma. Bu çok bence zayıf bir çalışma. Çünkü şey açısından zayıf. Mikroorganizmalar arasındaki ilişki bundan çok 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 daha karmaşık. Fakat bir yerden başlamak lazım hikayesi. Ama o da 1977'de var. Onu eleştirerek başlayalım. Mesela bir kere her simbiyotik ilişki başlangıçta türler birbirine zarar vererek başlıyor. Dolayısıyla simbiyotik dediğimiz şey aslında bir gen aktarımı, uzun bir süreç. İki canlı birbirinden hiç hoşlanmıyor olabilirler. Birbirleriyle çeşitli mücadele ediyor, birisi birisini yok etmeye çalışıyor olabilir. Ama belki bir genetik aktarım sürecinin sonunda, belki birkaç hafta bir araya kaldıkları zaman herhangi bir ortamda, o zaman belki de bu ilişki simbiyotik bir ilişkiye dönüşebiliyor. Aynı şekilde farklı pH değerlerinde farklı sonuçları olan mikrobiyal etkileşimler de var gördüğünüz gibi. Ve hani en alttaki de bir canlının ürettiği bir enzim başka bir canlının zincir yapısını kaybetmesine neden oluyor. Ama onu öldürmüyor, onun sayısını azaltmıyor. Sadece zincir olan bu mikroorganizma ondan sonra tek tek bakteriler halinde yaşamına devam ediyor. Demek istediğim şey şu, yani ilişkileri ne zamandan bağımsız düşünebiliriz, ne ortam koşullarından bağımsız düşünebiliriz. Ve ilişkiler çok boyutlu. Aynı anda pek çok reaksiyon gösteriyorlar. Bir taraftan belki bir şey için rekabet ederken bir şey için de işbirliği yapıyor olabilirler. Bir de kısaca kimyasal sinyallerden bahsetmek istiyorum. Bu da oldukça yeni bir konu diğerlerine göre. Bir de mikroorganizma kimyasal sinyaller yolluyorlar. Bunlar orta boylu ve bazen daha küçük moleküller. Bunlarla bir tür iletişim dilleri var. İlk quorum sensing, kendi kendini saymadan keşfedilmiş bir şey. Bir ortama geldikleri zaman mikroorganizmalar bir kimyasal salgılıyorlar. Ama aynı zamanda ortamdaki o aynı kimyasalın konsantrasyonunu algılayabiliyorlar. Dolayısıyla diyelim ki hepimiz burada mikroorganizma olsak, kaç kişi olduğumuzu bu şekilde tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir avantaj sağlıyor onlara. Diyelim ki bir bitki dokusunu işgal edecekleri zaman, belli bir konsantrasyon üzerine çıktıkları zaman diyelim ki bitkiye zarar vermeye karar verecekler. Çünkü çok azken bunu yapamayacaklar. Bitkinin savunma mekanizmasıyla karşılaşacaklar. Böyle bir durumda kendilerini sayıyorlar. Dolayısıyla bu kimyasal sinyaller de çok karmaşık, çok az anladığımız bir hikaye. Şuna da dikkatinizi çekerim. Mesela buğday kökündeki bakterilerin bir kısmı, %8'i kendi savunma mekanizmalarını kullanmıyorlar. Başka bir bakterinin, başka tür bir bakterinin savunma mekanizmasını çalıştıracak sinyalleri yayıyorlar. Yani artık bu kimyasallardan çıkıyor, bu bir dile dönüşüyor ve bu bir birlikte yaşama dönüşüyor. Yani antibiyotiği ben üretmek zorunda değilim. Başka birisi üretiyorsa onu. Ve Shapiro da bu nedenle bunların belki de çok hücreli organizmalara benzediğini söylüyor 1998 yılında. Evet. Buradan bir de şu konuya gelmek istiyorum. Bu da saf kültür yaklaşımı için zor bir konu. Bu mikrobiyal etkileşimler evet çok zor. Kaçınmak istediğimiz bir şey. Ama bir taraftan da gördüğünüz gibi doğadan aldığım bir örnekte ben her şeyi laboratuvara taşıyamıyorum. Her şeyi endüstriye taşıyamıyorum. Her şey değil, %1'ini ancak mikroorganizmanın elde edebiliyorum ve benim istediğim koşullarda yaşatabiliyorum. Ondan ürün elde edebiliyorum. Dolayısıyla mikrobiyal etkileşimler her ne kadar hani zor ve kaçınılması gereken bir şeyse de saf kültür teknolojisi için dahi bir taraftan yararlanılması gereken, hani bu nedenle mesela şey yapıyorlar, nasıl bunları daha iyi ortamlar kullanırız ve onları laboratuvara daha iyi taşıyabiliriz diye çeşitli teknolojiler üretmeye çalışıyorlar. %1'ini kastettiğim, yani ben bir örnek aldım, onun %1'i mi yoksa doğada gördüğünüz ya da
Prokaryotik hücrelerin, ben bir örnek aldım, doğanın herhangi bir yerinden ortalama olarak. Tabi bazı yerde daha fazla olacaktır, bazı yerde daha az olacaktır. Ama doğanın herhangi bir yerinden aldığım örneği seyrettiğim zaman ve mikroskopta baktığım zaman orada hangi canlılar varsa onları göreceğim. Tabi o seyreltmenin de çok altında çok çok az sayıda başka canlılar varsa onlar belki gözden kaçar. Ama dediğin gibi doğadaki ne kadar canlı varsa onun sadece %1'ini ben petri tabağına ekebiliyorum. Yani oradaki... Peki şimdi tekrar gittim. Aynı yerde örnek aldım. Yine %1 çıktı. Aynı canlılarla oluyor. Orada yaşayan canlıları sanıp petri tabağında örgütlemeyen canlılar. Evet, aynen öyle. Bazı tür canlılar kendi başlarına da var olabilir. Ama tam demin bahsettiğim şey, canlıların eğer böyle ilişkiler varsa, diyelim ki ben bir sinyal molekülü yayarak başka bir bakteriyi etkileyebiliyorsam, böyle bir mekanizmanın olduğu bir varlıkta ben kendi başıma yaşayamıyorumdur zaten belki de. Dolayısıyla biz buradan mikroskopla onları incelediğimiz zaman, ki böyle çok çalışma yapılıyor, in vivo diyoruz, yani o yaşadığı yerde onları araştırabiliyoruz, genetik materyalleri inceleyebiliyoruz, ürettikleri şeyleri inceleyebiliyoruz ama onları laboratuvar ortamında kendi başına büyüyebilir ve benim için çalışabilir bir hale getiremiyorum. Genetiği değiştirilmiş organizmalar tabii ki saf kültür için çok önemli bir şey. Çünkü canlıları tek tek değerlendiriyorsam onların hem daha yüksek verimde olmasını hem yapamadıkları şeyleri yapabilmesini istiyorum. Dolayısıyla madem böyle bir teknik de var elimde. Aslında araçlaştırma mı yoksa araçsallaştırma mı diye tartışıyorduk. Bence bu araçlaştırma denebilir. Çünkü onların doğasını değiştirerek onları gerçekten tam işimize yarayacak bir araç haline getirmek istiyoruz. Bu tabii biraz tartışılır. Çünkü onu doğadan çok fazla kopararak bizim aklımıza ve bizim tasarladığımız haline yaklaştırıyoruz. Bu tabii tartışmalı bir konu. Evet, benim amacım ve tasarladığım şey konusunda daha verimli bir yaklaşım olabilir ama bir taraftan da doğanın ihtimallerini dışlamış oluyorum. Buradan da mülkiyete gidelim. Bu da ilginç bir şey. 1980 yılında ilk defa canlı organizmalar patentlenebildi. Bir davada artık doğanın ürünü olan şeyler patentlenemez demekten vazgeçti Amerikan mahkemesi ve insan yapımı olan şeyler patentlenebilir dedi. Dolayısıyla eğer ben entelektüel bir emek veriyorsam ya da laboratuvara girip günlerce, yıllarca çalışıyorsam bir yeni bir bakteri üretebiliyorsam doğada olmayan, o benim mülkiyet hakkı benimdir. Dolayısıyla ben onu satabilirim. Başka insanlar benden izinsiz kullanamazlar. Tabii bu da tartışmalı bir konu. Çünkü diyelim ki bir ilaç üreten bir mikroorganizma yaptım. Ama artık o benim. Ve işte fakat o ilaca ihtiyacı olan insanlar olacak. Tabii bunun üzerinden tabii olay çok gelişti artık. Etkileşim. Yani orada iki buğday türünü birbiriyle şeyleri karıştırarak yaptığımız o organizmalara da onlar içinde geçer mi? Yani onlar da patentleniyor mu genelde? Çünkü yüzyıllar boyunca insanlar işte ne bileyim her iki meyveyi birbiriyle kırmışlar, iki tür buğdayı karıştırmışlar. Onlar da aslında patentlenebiliyor. Yani yani iş öyle bir noktaya geldi ki ben bunu yaptım. Hani bu yoktu. Evet tamam doğal süreçleri kullandım. Şudur budur ama ben çaba harcadım. İşte onu yaptım. O şey için geçerli ama tarımdaki yani için geçerli. Biraz sonra bu kadar meselesinde tabii yedim meselesi çok şey. Yani o iki buğdayı yani esasında eskiden tarım bu kadar gelimlerinden işlemiyordu. İnsanlar hani daha farklı türlerden yani beslenmek için yaptıkları için hani onu patent almak yani nasıl diyeyim? Yani o bu
buğdayı üretmek çok verimli değilse kimse onun patentinin peşinde koşmuyordur. Yani ancak çok verimli olursa herhalde o. Ama bak yani şu an onun patentlenebilir bir şey. Dolayısıyla da yapılabilir bence o. Hı. Yani laboratuvarda benim dediğim değiştirme ne yapmıyor? Şeyde değil. Evet. Hatta falan yanılıyorsam beni düzelt ama artık o zaman evet. Özellikle neyin değiştiğini bilmiyorsun. Evet. Doğru. Daha fazla bir şey anladım. Ve bunun çubukları sadece benim izni yani bana yüzde verilerek satılabilirse herhalde bunun bir kitabı vardır. Ama ona patent alamaz herhalde çünkü pek çok insan tarafından kullanıldığı bilinen bir şey olduğu için. Yani patent aldığı zaman patent ofisi şeyi inceleyecek. Başka uygulamaları, kaynakları var mı? Yani sadece kendisi yaptıysa onu ve bir öncesi yoksa evet belki olabilir. Alamaz, evet. Olmadan mesela 1950 olmayıp da 2000 olsaydı belki bu şekilde sorularına dönebilirim. Evet, evet. Hocam bu kadar büyük bir şey. Adamın tepecinde bir ilişkiliği var. Hocam doğru yani, adam 50 sene önce. Yani 50 değil mi o ya, nispeten yeni bir şey. Paz avokadosu mesela 30 yıllık mı bir şey? Evet. Paz avokadosu. Çok yeni bir şey. İktisadefen bir tane avokadoyu tohumundan büyütüyor, alsın birisi. O şu an başıyla bütün telefonik avokadoların neredeyse hepsi avokadoyu. O patent değil mi mesela? Değil. O zamanlar ama galiba şey yoktu. O zaman canlı şey yok. Evet. Bir de bu Sıfır'ın dediği gibi tanımlama meselesi de önemli. Yani bu nesli bütün organizmayı bütün değil mi patentleyeceğim yoksa şimdi daha çok işte yeni biliyorsun, o yeni patent. Hı-hı. Ama klasik metotlar yapanlardı bilmiyorsun. Tabii, evet. Fakat hala üretme yolunu biliyorsa... Yine verim kavramına geçelim. Verim herhalde kendi başına kötü bir kavram değil. Kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek üretim yapmak ya da iş yapmak. Fakat herhalde rekabet ve küresel sermayenin getirdiği koşullar bizi çok verimli olmaya getiriyor. Bu da diyelim ki bütün üretimleri aynılaştırıyor. Bizim iş yapma, çalışma disiplinlerimizi
Otobüslerde mesela benim bacaklarım sığmıyor artık şeylere, koltuklara. Eskiden sığardı. Şimdi daha az mekanda daha çok insan taşımaya, çünkü daha verimli. Bu konu için düşünürsek mesela karışık kültür için pek çok üretim var demiştim. Elbette karışık kültürde de hemen her şeyi üretebilirsiniz, saf kültürde olduğu gibi. Fakat verimler ondan önemli oranda düşük. Fakat bu bunların endüstriye aktarılamıyor ya da bu üretimlerin yapılmıyor olması nedeni ticari pazarda yarışamayacak olması. Ticari pazarda yarışamayacak olduğu için daha araştırma safhasında evet üretiyor ama verim az. Dolayısıyla bu konuyu unutalım noktasında oluyor. Fakat şimdi bir de çok popüler olan bir konu açık kaynaklı biyoteknoloji. İnsanlar biliyorsunuz önce bilgisayar alanında başladı. Hadi ya öyle bir şey olur mu diyorduk. Fakat çok hızlı bir şekilde mesela bugün cep telefonlarında kullanılan Android uygulamasını Google insanlarla birlikte geliştiriyor. Açık kaynak kodlu. Herkes müdahale edebiliyor, görebiliyor. İstediği zaman kendi başka bir programına dönüştürebiliyor onu. Biyoteknolojide de açık kaynaklı biyoteknoloji giderek çok konuşulan ve acaba böyle bir şey olabilir mi noktasında tartışılan bir konu. Çünkü insanlar sanıyorum bu biyoteknolojik prosesler, yani bu doğadan elde edilen ilaçlar, şunlar bunlar, kontrolü tümüyle artık fabrikalara, kendilerinden çok uzak sermayenin tek eline vermek istemiyorlar. Ne olup bittiğini bilmek. Çünkü biliyorsunuz artık bu hem bu patent konuları hem de tamamen kapalı kutuda üretilen bir ilacı almak değil ama belki ne oluyor, hangi ilacı, kim, niçin üretiyor sorularını sorabilmek istiyor insanlar. Dolayısıyla burada gördüğünüz BIOS gibi açık toplum için biyolojik icatlar inisiyatifi gibi inisiyatifler kuruluyor. Açık toplum için açık bilim ve açık kaynak olması gerekir diyor. Açık kültür koleksiyonları var bu konuda kullanılan. Burada gördüğünüz mesela Amerika'nın ziraat araştırmaları servisi. İsterseniz size mikroorganizma yolluyor. Ben Bacillus subtilis ile çalışmak istiyorum diyorsunuz. Sadece posta ücreti karşılığında size yollayabiliyor. Böyle kuruluşlar var. Tabii yolladığı şey wild type, yani yabani tür. Doğadan aldığı, izole ettiği şeyi sizinle paylaşıyor. Dolayısıyla bunlar üzerine insanlar da kendileri üretim yapmaya başlıyorlar. Ama bu nasıl, ne kadar yapılabilir? Onu tartışıyoruz. Biocoder diye bir dergi, yaklaşık bir yıllık, iddia ediyor ki nasıl 70'lerde kompüter devrimi olduysa şimdi de biyolojik bir devrim oluyor. İnsanlar bu üretimi ele geçiriyorlar yavaş yavaş. İsteyenin isteyen anlıyor diyorlar. Open source ekoloji de en basitinden uygarlık için gerekli olan bütün aleti, edevatı biz kendimiz yapabiliriz iddiasında olan bir bir kurum. Peşinde koştuğu konulardan bir tanesi mesela 3 boyutlu printer yapıyor. Çünkü 3 boyutlu printer olursa insanların kendi hayal ettiği, tasarladıkları şeyleri üretebilirler. Yani yeter ki onu tanımlasınlar. Aynı zamanda mesela laktik asit fermentasyonu konusunda bir proje var open source ekolojide. Niye? Çünkü tarımsal atıklardan çok basit bir şekilde ve tarımsal atıklardan laktik asit üretebiliyoruz ve onu polimerizasyonla, o da kolay bir proses, kimyasal proses, termoplastiklere, biyoçözünür plastiklere ve ısıyla biyoçözünür plastiklere dönüştürebiliyoruz. Yani bunu da 3 boyutlu yazıcımızda kullanabiliyoruz. Dolayısıyla insanlar kendi yaptıkları 3 boyutlu yazıcılarla doğadan elde ettikleri biyoplastiklerle üretim yapabilirler. Yani artık biz kendimiz üretebiliriz pek çok şeyi diyen insanlar ve kuruluşlar var. Bunu da aslında biraz da insanları biyoteknolojiye ısıtmak için, müdahil olmaları için de ittiriyorlar diye düşünüyorum. Ve böyle bir süreç, böyle bir proses göz önüne bulundurursak, diyelim ki tarımsal atıklardan 3 boyutlu yazıcımı
resleyeyim, üç boyutlu yazıcıyı da kendim yapayım. Böyle bir hayal üzerinde açık kaynaklı teknolojilerin en iyi tarafı çalışıyor. Pek çok insan bunu istiyor. Bu hayali pek çok insan paylaşıyor. Saf kültür yaklaşımıyla karışık kültür arasında böyle bir fark var. Burada kimseye ait olmayan mikroorganizmalar kullanılarak herkesin bildiği bir prosedürde bu iş üretildiği zaman belki 1000 kişi aynı sorunu çözmek için bunu daha iyi nasıl üretebiliriz diye kafa yoruyor ve bu teknolojiyi geliştiriyor. Fakat saf kültürde aynı şey yapılacak olsaydı o zaman bir kişi, o patenti alan kişi onu saklayacaktı, vermeyecekti. Kim üretiyorsa onu saklayacaktı ve biliyoruz ki çok hem dava konusu oluyor bu tür şeylerin, paylaşmıyorlar tabii ki. İzinsiz alınırsa da dava konusu oluyor. Mülkiyet haklarını savunuyorlar. Benim anlatacaklarım hemen hemen bu kadar. Bir de size şu fotoğrafı göstermek istiyorum. Bence bu hikaye biraz doğayla insan arasındaki hikayeye yani doğadan bazen onu doğadan uzaklaşıp onu bir nesne haline getirip ondan ne elde edebileceğimize, onu nasıl üretebileceğimize bakıyoruz. Onu kendi aklımıza göre dönüştürmeye çalışıyoruz. Fakat bir, biz de öznesiyiz doğanın. İki, tabii kendi aklımız doğanın bize sunduğu seçenekler kadar sınırsız değil. O kadar yaratıcı değiliz. Doğa kadar yaratıcı değiliz. Dolayısıyla sonra belki tekrar geri dönüyoruz doğaya. Tekrar besleniyoruz. Belki fırsat bulunca tekrar mülkiyet şu mikroorganizmaya şey yapsam da rekombinant bir teknikle patentini alsam diyoruz. Ama sonra böyle bir git gel döngüsü varmış gibi geliyor bana. Benim anlatacaklarım bu kadar. Siz ne dersiniz? Umarım tartışabiliriz bu konularda. Valla çeken de bilmiyor. Kaynaklara koydum paylaşayım ama yoldan geçerken birisini çekmiş. Benim de hoşuma gitti. Hani doğaya şey bir parçasıymış gibi geldi. Güzel bir görüntü. Evet. Kesinlikle. Mesela dün tartışıyorduk ya antibiyotik hikayesi falan. Antibiyotikler üretiyoruz, kullanıyoruz ama mikroorganizmalar da değişiyorlar, direnç gösteriyorlar. O zaman karşımıza başka bir şey var, problem çıkıyor. Tekrar o problemi tek başına bir problemmiş gibi ele alıyoruz. Fakat biz antibiyotik üretmiş olduğumuz için o problem karşımıza çıkmıştı. Ben sinyal moleküllerini antibiyotiklerin yerine aday olarak görüyorum. Belki bir 10 yıl sonra sinyal molekülleri içeren haplar alacağız. Mikroorganizmayı ikna etmeye çalışacağız. Hastalık yapma, sakin ol. Tamam dur ama bir şey yapma. Ya da gelme. Burası iyi bir yer değil. Ama onlar da herhalde bir şekilde bir cevap bulacaklardır bize. Yok ya sen kimi kandırıyorsun diyeceklerdir. Böyle bir süreç herhalde. Evet. Mesela bitkilerle mikroorganizmalar arasında bir hikaye okudum. Bitkiler yanlış dezenformasyon yapıyorlar. Yanlış bir sinyal yayıyorlar. Mikroorganizma geldiği zaman, kontamine ettiği zaman bitkiyi sayısının çok fazla olduğunu düşünüyor demeyeyim ama algılıyor. Çünkü bitki de aynı sinyali yayıyor. Dolayısıyla evet hastalık yapabilirim diyor. Fakat aslında oldukça yalnız olduğunu keşfediyor bu süreçte ve bitki onu fark ediyor ve karşı mekanizmalarını çalıştırıyor. Böyle örnekler de var. Bu karışık kültürler oldukça enteresan bir şey yani. O karışık kültürlerden sonunda çok iyi bir şeyler çıkabilir. Çünkü orada ne olacağını söylemek çok zor herhalde.
gelirler falan mı karışık? Bilemiyorum. Yani tabii daha geleneksel bütün üretimler karışık kültür. Karışık. Çünkü ne var? Ayıralım bunları demeye gerek yok. Zaten öyle yapılıyor. Ama mesela şarapta saf kültür oldukça daha bence daha çok olmaya başladı. Büyük şirketler kuruldukça. Çünkü eskiden Türkiye'deki şaraplarda bilmiyorum hatırlar mısınız? Biraz şimdi değişti ama şişeden şişeye tadı çok değişirdi. Çünkü işte içerideki mikroorganizmalar, ilişkiler bambaşka şeyler oluyor. Ama eğer benim saf bir kültürüm varsa, hep aynı organizma, hep aynı maya, hep aynı şekilde çalışıyorsa, o zaman aynı sonuçları almaya başlıyorum. Peki bir şarap nasıl saf kullanılabilir? Yani çünkü o üzümün üzerinde bir sürü bir şey evet, büyüyor yani. Ama önce şırayı şey yapıyorlar, mikroorganizmalardan arındıracak bir sıcaklığa getiriyorlar. Steril ediyorlar. O yüzden daha pahalı aslında. Hani aslında buna gerek yok yani. Sadece sıkıp bir kabın içine koyabilirim ama. Evet. Ondan tutarlı oluyor işte. Evet, tutarlı olmuyor. Tutarlı olmuyor. İşte biraz da mesele bu. Hani bu tutarsızlıkları kabul edecek misin yoksa hayır? Olmasın, ne olacak? Mesela Belçika canlı öyle hocam. Öğren fazla maya, bakteri falan filan var. O yüzden beni Belçika birisinin sadece orası yapıyor. Onlara şöyle yapıyorlar. Mevsim geldiği zaman kabıyı pencereye açıyorlar. O öğrendeki doğal bakteri florası gidiyor. Yerleşiyor. Onu yapıyor. Hiç kimseye yapamıyor. Senden seni var diyorlar. Bizde bir bölümde çalıştığım o saf bir şey oluyor. Tamam, olmadı. Mayayı niye koyuyorlar peki? Maya da zaten doğal olarak var mı? Neye hocam? Şaraba mı? Şarapta. Var. Zaten hani üzüm alırız. Üzeri beyazdır. Tozlu gibidir. O maya zaten. Fakat eğer şeyse ben o mayaları istemiyor, kendi mayamı koyacaksam ayrıca mayayı büyütüp saklayıp fermentasyon sistemine katıyorum. Herhalde o maya da şey, üzüm kadar önemli oluyor. Tabii. Ve daha önemli üzümler. Yani tabii. Çünkü üzümün tadı üzümden mi geliyor, mayadan mı geliyor şarabı? Yani sonuçta asıl üzüm şaraba dönüşüyor. Maya sadece bir aracılık ediyor. Şekerleri alkole dönüştürüyor. Maya olmasa alkol olmaz. Evet. Ama üzüm olmasa da efendim? Esterler de üretiyor maya. Evet yani maya, maya pek çok şey üretiyor ama demeye çalıştığım şey üzüm olmazsa da şarap olmaz, maya olmazsa da şarap olmaz. Yani, vallahi bence var. Bence var. Haberin Esad Büyük Sovinyon'un mayasıyla değişiyordur. Mayası. Evet. O zaman sadece ve bu yani milyon dolarlık maya suçları da var. Çünkü evet. Tat o kadar önemli bir şey evet, ki yani evet, evet. O maya sayesinde o tat oluşuyor mesela. Evet, evet. Nasıl bir yatırım yapmışlar ki milyon dolar. Ama işte yani kocaman bir şarap şirketini düşün. Sürekli zaten üretim yapıyorsun. O mayayı satın aldıktan sonra hep onu kullanacaksın. Çok teşekkür ederim.